Kıymetli katılımcılar, bahsettiğim bu çalışmalar sayesinde son 19 yılda tohum üretim ve ihracatında da büyük artışlar sağladık. Sertifikalı tohum üretimimizi 145 bin tondan 8 kat artışla 1 milyon 242 bin tona çıkardık. Aynı dönemde tohum ihracatımız yaklaşık 10 kat artışla 162 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2002 yılında %31 iken 2020'de %82 seviyelerine çıkmıştır. Bugün 86 ülkeye tohum ihraç eden bir seviyeye yükseldik. 2021 yılı ilk 10 ayında ise tohum ihracatımız 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizde tohumculuk alanında faaliyet gösteren 1048 firmanın 985'i yani %94'ünün yerli, 23'ünün de yerli yabancı ortaklığı şeklinde olduğunda özellikle belirtmek istiyorum. Yine ilk defa ıslahçı haklarında biz koruma altına aldık. Bugüne kadar 2769 başvuru yapılmış, 1710 bitki çeşidi koruma altına alınmış, koruma altına alınan çeşitlerin %50'si de yerli ıslahçılar tarafından geliştirilmiştir. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Türkiye tohumculuk sektörü kendi ihtiyacı olan tüm tohumunu üretecek güç, yetenek ve kapasiteye sahiptir. Ve hamdolsun ülkemiz bugün dünya tohum ticaretinde söz sahibidir. Bu vesileyle bazı spekülasyonlara cevaben altını çizerek bir kere daha söylüyorum. Ülkemizde kullanılan tohumlukların %96'sı yurt içinde üretilmektedir. Bunu söylerken de şunu söylüyorum. Burada kendi kendimize yeterli olmadığımızdan değil. İhracat da yapıyoruz. Elbet belli çeşit tohumlar da gelecektir. Ama bugün itibariyle Türkiye'nin işte ithal tohumlar, ithal firmalar, yabancı firmalar tarafından sarıldığı bir kuyruklu yalandır. Maalesef biraz evvel başkanımız söylediği gibi tarımı iyiye doğru değil, tarımı bitirmek için söylenen laflardır. Biz tarımın daha iyi olması için çalışıyoruz. Ama Türkiye'de başta muhalefet olmak üzere bazı kitleler tarımın daha kötü olması, kırsalın boşalması için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. İnşallah 2023 yılında da 1,5 milyon tel sertifikalı tohum üretim ve 500 milyon dolarlık bir ihracatı hep birlikte el ele hedefliyor olacağız. Az evvel de ifade ettiğim gibi iklim değişikliğinin beraberinde getireceği kuraklık riski önümüzdeki süreçte tarımsal üretimi önemli derecede etkileyecek. Biz de geleceğin tarımını planlarken kıt kaynaklardan optimum düzeyde faydalanmayı hedefliyoruz. İnşallah üreticimizin arazi ve suyu doğru kullanımı, üretimde sürdürülebilir yaklaşımı, bakanlığımızın da destekleyici, koruyucu, mücadele edici, yenilikçi çalışmaları dünyayı bekleyen muhtemel tehlikelere karşı üreticimizi de tüketicimizi de koruyacak. Yapılan istatistik çalışmalara göre önümüzdeki 30 yılda dünya nüfusu 10 milyara, ülke nüfusumuz da 105 milyona çıkacak. Bu kadar nüfusun sağlıklı yeterli gıdaya ulaşması için iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede sizlere 3 öneri sunmak istiyorum. 1. Ecdadın emaneti toprağımızı doğru bir şekilde kullanmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu amaçla koruyucu toprak işleme teknikleriyle ekilmedik bir karış tarım toprağı bırakmıyor olmamız lazım. İkincisi artık suya göre tarım yapmamız lazım. Su her şeyden daha kıymetli. Parasını bir kenara unutun ama su bana göre mücevherden daha değerli. Parası belki bugün hala ucuz olabilir ama yarın pahalı olacak. Bir damla suyumuzu bile boşa harcamadan doğru sulama teknikleriyle toprağımızı suyla buluşturmak için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Üçüncüsü, iklim değişikliğinin bitkisel üretim sektörü üzerinde etkilerini mikro havzalar bazında belirleyip kaynakların kullanımını optimize ederek en uygun bitki türü ve çeşitlerini tespit ediyor olmamız lazım. Burada tabii ki görev ağırlıklı olarak bize düşüyor ama bunu hep beraber yapmamız lazım. Bu süreçte kuraklığa ve soğuğa toleranslı tohumları geliştirip bir taraftan yerel çeşitleri korurken diğer taraftan da sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırarak tarımsal hasılamızı artırıyor olmamız lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir,
ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.